Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dün yoğun yağışlar vardı. Ve yine dün betonu atmıştık. Yani liftin gireceği yeri betonla atmıştık. Bugün ufak tefek kurumuş. Bir hafta, iki hafta sonra ancak vidalama yapabiliriz burayı. Bugün buraya geldim çünkü köpeğin yemeğini, suyunu verdik. O yüzden buraya geldik değil mi? Ya bakayım mamana. Usudu. Evet değerli arkadaşlar. Bir gecede köpekler iş yerinde beklerken bir araba geçmiş kameradan baktığımızda Ford Transit'in yeni modelli kamyonetlerinden biri arkaya balya makinesi bağlamışlar. Kamerada gördüğümüze göre süratli bir şekilde geçiyor köpekler de havlayınca. Arkadaki balya makinenin de uzun olmasıyla beraber maalesef ki diğer köpeği ezmiş şurada. İşte bunu ezmiş. Bu iki gündür kayıptı. Sonra burada sesi çıkmış. Yani iki gün aç kaldı demek ki. Sesi çıkınca burada havlayınca gittik baktık yemeğini verdik. Zaten bir yerini oynatamazsın edildiğine göre kendi emekleyerek gördüğünüz buraya dükkanın altına yerleşmiş. Orada sabah akşam yemeğini veriyoruz. Bugün pazar, bugün de yemeğini verdik. Bugün yemeğini ise buna zaten evde getirmiştim diyene de ekmek arası salam yaptık. Kaşar işte onu verdik. Neyse burada mini bir tümsek vardı. Yani boru geçiş yeri biliyorsunuz. Arabaları hiçbir gram bile yani çok az da olsa bile yavaşlatmaya hiçbir etkisi yok. Yani araba geçtim hiç hissetmiyor tümseği. Ondan burada yol uzunken şöyle böyle uzunken aşırı sürat yapıyorlar. Yani yola çıkan insan, fesi, her şey olabilir de. Sonuçta burası köy, hayvanlar da çıkabilir. Dikkat etmeleri gerekir. Aslında arabaya havlayan köpek olabilir de. Arabanın arkasında balya makinesi takmışlar. Ağır bir makineyi kamyonete takmışlar. Bir tarafı zaten geniş olunca, dışarıdan olunca maalesef köpeği ezmiş. Kamera sadece şuraya kadar gösteriyor. Oradan gerisi görünmüyor. Demek ki buradan yaralanıp aşağıya gitmiş. Evet arkadaşlar. Bir meslektaşım bana dedi ki videoları çok aşırı derecede detaylı paylaşıyorsun dedi. Yani çok detaylı paylaşıyorsun dedi. Bu da yani müşteri kaybedecekleri anlamına geliyor. Bizim için iyi olmuyor diyor. Birçok meslektaş için iyi olmuyor diyor. Ama burada da haksız da değil. Ayrıca kendisi kanalına baktığımda, sayfasına baktığımda kendisi de video paylaşıyor. Neydi, teknik miydi, hızlı teknik miydi, neydi o kanalı unuttum. Tabii yorumu da saygılı bir şekilde yapmış. Yalnız o, ben yine de diyorum ki dürüstlük daima kazandırır. Yani ne olursa olsun o dürüstlük, dürüst olduktan sonra kimse müşteri kaybetmez. Kimsenin de yani ben burada bir sürü çok video yapıyorum. Burada birçok takipçiler var. Motorlarını hiçbir yapamıyorlar. Getirip tamir ettiriyorlar. Uygun fiyata, makul fiyata yani uyguna yaptığımız için kendileri uğraşmak istemiyorlar. Ama
Bir takipçim motor göndermiş. Neredendi? Kars diyelim. Takipçimiz diyor ki motoru verdim diyor. Usta piston gitmiş dedi. Yaptı, 600 TL aldı. 2 gün civarı sonra yine arızalandı. Tekrar götürdüm. Kullanıcı hatası diyerek 1700 TL daha istedi. Ama diyor ben siz yapmıştınız, herhangi bir hata yapmadım diyor. Kullanıcı hatası diyerek 1700 TL istemiş. O da motoru geri istemiş, yani parçalı bir şekilde. Şimdi motor tabii bana geldi. Şu anda piston almadım. Piston alacağım. Uygun piston. Ondan sonra toplama videosu yaparım. Motorun pistonun üzerinde zımparalar falan var. Silmeler, temizlemeler. Ama zımparalar da pek güzel yapılmamış. Fırça tel izleri var. Tabii onu ileride inşallah paylaşırım. Yani videoyu yaparsak, sizlerle paylaşırsak inşallah video olur. Dedim ki, arayıp tekrar sordum. Bunu sen kendin tamir mi etmeye çalıştın? Zımparaları falan sen mi yaptın diyor. Hayır diyor, ustadan öyle bir o şekilde aldığını söylüyor. Ben de diyor, mer diyor, usta pistonu değiştirmeden nasılsa değiştirmeden takmış, yani pistonu değiştirmemiş diyor. 600 TL bu şekilde para ödüyor. Evet arkadaşlar, ben birçok videoyu parça değişimi değil, tamirat ve çözüm olarak veriyorum. Yani bozuk parçayı değiştirmiyoruz. Bozuk parçayı tamir ederek teslim etmeye çalışıyoruz. Tamir etme videolarını yapıyoruz. Bunu tabii birçok usta maalesef ki tamir etmeyi değil, parçayı değiştirmeyi tercih ediyor. Tenekelerce, kovacarca, karbüratör, piston, bunlar nereden geliyor? Dış ülkelerden geliyor. Oluk oluk israf akıyor. Hem bilinçsiz kullanımdan, hem de gereksiz, yani tamir edilebilecek iken komple değişmesi gerekir deyip yenisi takıp göndermek. Şimdi Almanya'da bir takipçim diyor. Burada yani Türkler bazı tamirleri kendileri yapıyorlarmış veya montajını, tergel kayışını falan. Burada diyorlar parçaya alsan diyor, İşçilik parçadan çok pahalı diyor. Ya da parçayı tamir etsen diyor, parçanın yenisi daha makul oluyor diyor. Yani bildiğiniz gibi Almanya'da, bu da Almanya'da işçiliğin aşırı derecede yüksek olduğunu gösteriyor. Bakın, Almanya'da işçilik çok pahalı. Bu yüzden İşçilik pahalı olduğu için tamir ettirmiyorlar. Yedek parçayı komple değiştiriyorlar. Ya da yedek parça bulursalar şey, ya da kendileri biliyorsa, kendi imkanları varsa kendileri tamir edip büyük bir masraftan kurtulmuş oluyorlar. Neyse, dediğim gibi Almanya'da bir parçayı tamir etmek yenisinden çok pahalı olduğu için yedek parçayı almayı daha mantıklı bulduklarından, maalesef ki tamir zanaatı Almanya gibi birçok ülkede ölmüş bitmiş durumda. Eğer bu videolar, tamirat videoları, çözüm videoları olmazsa bundan sonraki hayatlar hep montaj videosu olacaktır. Montaj olacaktır. Tamam, bir tane ürünü tamir etmek insanın zekası, sağlığı için de önemli. Hem tamirciler için basit işler, küçük işler varsa, mesela burası köy. Neredeyse hiç tamirhane yok. Buralar. Motorları bozuldukları zaman, yani bir motor neden bozuyor? Benzin filesi tıkalı oluyor.
yapacakları mesela fındıklıkta uzak, evden uzakta oluyorlar. Daha gittiler, 2 dakika çalışıp motor gitti. Ben filesi iyice tıkandı yani. Filesi Bursa çalışacak. Oradan uzak bir köye, tarlaya gittikten sonra iniyorlar eve. Ertesi gün çarşıya gidiyorlar. Ondan sonra ustadan randevu alırlar. Belki bir süre beklerler. Akşama alırlar. Geri gelirler. Düşünün yani bu zorluklar. Ama bir benzin fitle de iş hallolacak değil mi? İşte bu gibi basit şeyler için içerikler yapıyoruz ki basit şeyleri insanlar kendileri yapabilsin diye. Ben derim dürüstlük daima kazandırır. Makul fiyatlar olursa, gereksiz parça değişimi olursa, olmazsa müşterinin gözü korkmayacaktır. Müşteri rahatlıkla korkmayacaktır. Rahatlıkla yani ustaya gidip makinesini, motorunu tamir ettirecektir. Ama o kadar yüksek fiyatlar, bir de gereksiz parça değişiminden müşteri korkar. Kendi yapmaya çalışır. Kendi uğraşır. Hatta motoru bir kenara atıp ölüme terk eder. Çünkü masrafı kendisinin boynu aşabiliyor. Uğraşmayı yani boyunu aşabiliyor. Kendi yapısı olacak da kendi yapmasa masrafı boynu aşabiliyor. Neyse, her video izleyen de makinesini tamir etmiyor. Her videoyu izleyen yani biraz bana destek için biraz da tamirat zanaatını ne kadar emekler veriyorlar, nasıl bir şeyler yapıyorlar öğrenmek için ya da bir arzı için diğer yani birçok bölgede farklı farklı ustalar var. Hepsi aynı olmuyorlar. Bazıları üç kağıtçı olabiliyor. Bu üç kağıtçılar elinde yani kazık yememek için videoları izleyip tecrübeli oluyorlar. Böylece üç kağıtçı ustaların tuzağına düşmemiş oluyorlar. Bakın, siz de tuzağa düşmek istemezsiniz. Hatta meslektaşlarım, sizler de tuzağa düşmek istemezsiniz. Birçok tuzağa düşürenler var. Ayrıca benim detaylı video yaptığım videolarım hiç çoğu insan yapamaz. Yapmak için de izlemiyorlar. Sadece ne kadar emek verdiğimizi onları izliyorlar ve de basit işleri varsa kendi yapacaklar, kendi çaplarında işleri izleyip öğreniyorlar. Başka bir şey diyemem. Diyor ki arkadaşımın, acice video paylaş ama o kadar detaylara inme diyor. Evet, kanalını inceledim, biraz izledim. Gerçekten fazla bir detaya girmemiş. Fazla bir, ama bu kanalın sebebi tamiratsa, tamiri göstermekse detayını da göstermek gerekmiyor mu? Detayını göstermezsen bunun bir anlamı olmaz ki. Eğer detaysız olursa belki de hızlı video çekmek lazımdı. Hızlı yani hızlı yapılan, belki o da dikkat çekebilir. Her neyse, bugün güneş yok ama hava güzel, sıcak. Aşırı derece soğuk da yok. Onu da getirin be. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Web sitemden bir Bolat markaya Bolat 5820 motorlu testere 20 liraya satmıştım. İstanbul muydu? Unuttum. Hani bunun ilacı? Bunu toplayacağız. Yani sahibi toplayıp kontrollerini yap dedi. Daha öncekileri bu şekil yapmamıştım. Eğer yaparsam açılmış gönderirler diye gönder tepki alabilirdim. Bunların kağıdını çıkart, bunu bilgisayardan kağıdını. O da şifreli malumu. Ölü bilgisayarı getirirsin. Evet, bazı tereddüt edenler vardır. Web sitem konusunda hiç etmeyin. Ben de kalem de getirdim.
Evet, benzinini koyacağız, çalıştıracağız, deneyeceğiz ayarlarında bir sorun var mı, sıkıntı var mı takacağız. Sonra tekrar parasını falan söküp sahibine göndermek için hazır hale getireceğiz. Ondan sonra seri numarasını alıp garanti belgesini işleyeceğiz. Yani ve internetten garanti belgeleri var bunların. Kişinin kimliği, ismi ya da TC numarası, bir de motorun seri numarasını girdiğimiz zaman garantide de garanti belgesini hazırladığımız kişi öne çıkıyor. Yani istediğiniz serviste bu şekilde yaptırabiliyorsunuz. Servislerde ve bayilerde şey var, portalı var, servis garanti işlemleri. Şu anda seri numarasını arıyorum. Böylece kişinin isim, TC, adres, bunları verip seri numarasını. Ne gerek var seri numara, şu olmadı mı seri numara, TC seri numarası girdikten sonra garanti belgesi oluşturuluyor. Garanti belgesini kendisi tarihi, yani girdiğimiz tarihi yazıp günü kendisi sayıyor bilgisayardan. Şimdi parasını takalım çünkü yükle denemiş olacağız. Sahibinin isteği üzerine yapıyoruz. Sanırım Ordu, kendi köyü Ordu Korgan, kendisi ise İstanbul'da duruyordu. İstanbul'da mı? Evet, Ulaş Islı ismi. Neredeydi? Tekirdağ Kapaklı'da, Kapaklı'ya kargolayacağız. Tekirdağ Kapaklı'ya babası için hediye alacak galiba. Odunlar büyük olduğundan 58-20 tercih ediyorum dedi. Bunu PTT kargoya vereceğiz. PTT kargo diğer kargolara göre daha avantajlı değil mi? Hem PTT kargo gelen ürünleri ta kapımıza kadar getiriyor. Ama sadece cuma günleri. Tabi daha sık olsa şube bile aşarlar. Tamam. Evet değerli arkadaşlar, şimdi benzinini koyacağız benzine. Bakalım, bu kapağı kapattık, buradan beri bu tarafa dolduruyoruz. Tamam. Biraz 10 gram C, yani 5C koyuluyor ama 4C'ymiş, ben biraz daha ekleyeyim. Burada yazıyor zaten 4C diye, bakın 4C artı 10 milim yağ. Thank you.
Böylece kontrolünü yaptık. Gördüğünüz gibi 5'likli 4'likli bu tüpü koyduk. Motorda ciddi bir duman görmüyorsunuz. Ya gayet güzelmiş. Yani tüm tamir ettiğim motorlarda bu yağı kullanacağım. Karıştırmış olduğum yağı. Her motor için ayrı bir yağ. Karıştırmaya da gerek yok. Neyse şimdi bunun palasını sökeceğiz. Ondan sonra sahibine teslimini gerçekleştireceğiz. Yani motor denedik. Herhangi sıkıntı olursa garanti belgesini zaten bilgisayarda internet sitesinde girdik. Servislere gidip yani Bolat servislerine gidip ismini, isim verdiklerinde, isim seri numara verdiklerinde şeyi çıkacaktır, motor çıkacaktır, garanti tarihi, satış tarihi, fatmati. Bununla birlikte motor rahatça servise baktırabilecek. Verdim. Kargolardan biri ulaşırsa kardeşimize, abimize veya amcamıza hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullansınlar. Onun yanında şey vardı. Bir tane motor testlere vermişti kendileri. Bizzat buraya uğramıştı Trabzon'dan. Trabzon'dan bir abimiz. Neyse gelip gittiler. Anahtar takımını işinde unutmuşum. Onu da teslim ettim. Kargoyla gönderdim. Bir de kargoyla bir motorlu testlere gelmişti. Onun piston ihtiyacı vardı. Gidip pistonu aldım. Pistonu buldum. İnşallah onu da halledip video yapacağız. Evet arkadaşlar. Köpeğin kafasından kova geçmiş. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Kaçtı gel gel gel. Gel gel gel. Dibiş 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 gel.
Gel gel gel. Evlilik yapayım dedim ama köpek kaçtı. Kovaya kafası sokmuş. Umarım sahibi vardır inşallah. Oraya gider. Hadi daha çek, hadi daha. Çek, 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 çek. Çek. Çek, daha bağlayın şimdi. Buradan geçir, buradan geçir. Ben demedim ki buraya. Bunlar da hiç bilgi bağlama bilmiyor ya. Elim kaydı.
Reşit. Abine bak. Çekin çekin çekin. Aşağıda çekin. Ha bu taşları da. Tamam. Buraya ben binsem kolay çıkar. Gel. Buraya buraya. Nerede? Ne kaldı bana şimdi buray? Bir delik temizlemeye geçtik. İçeri sokun, içeriden çekelim. Hadi! Hadi! Hadi hadi! Salak ya! Ayak üstü gidiyordum aslında. Çok ağırmış. Telefon. Bana getir bana. Siteceğiz şimdi. Yani git bakayım abi. Bunu böyle. Demedim ya. Kirko kirko. Ben de kirko dedim. Öbür kirkoyu get. Küçüğünü. Küçüğünü get. Küçüğü. Daha iyi. Bunu almıyoruz mu? Alacağız. Tamam, hocam. Küçüğünü. Aha.
Alma millet, manyak. Mağdur la. Kaç tonu şu an? Tamam. Tamam. Kol alması yok mu? Burayı kaldır Osman arada, burayı, burayı. Anne. O da tamam. Biraz bu öne gideceğiz. Böyle mi? Altı olmadı ya. Kirkoyu ters olur. Kirkoyu yamuk boyu istiyor ama ondan boş. Salay. Azar mı? Yok, azar alsana. Kaldırayım mı? Çevireyim mi? Ah, o. Tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. Şimdi bakalım çalışacak mı? Şurayı temizlesin. Şahane olmuş değil mi? O kolay. Onu havayla. Böyle havayla. İndirip saldırsın. Havayla. Neyi kaldıracağız? Şimdi güzel oluyor. Ha, havayı getireyim mi? Ben geliyorum. Bilele yeşil taş takın. Kabloyu duyacaksın. İki iş yaparsın yana kadar. Bir de alamazsın. Gel. Azıcık bir şey kalksa işimizi hafifletecek bu değil mi? Başım şişti, bırak. Yeşil taş taka den, yeşil. Yeşil ha, ooo. Evet değerli arkadaşlar, tam istediğim gibi oldu. Liftin yeri biraz daha aşağı inebiliyor. Yalnız bu kapaklar betone geliyor. Rampa, bu yaptığımız beton düz ama burası su basmasın diye aşağı doğru eğimli yapmıştık. Neyse çizgilerini çizdik. Kapakları azıcık bakın, burayı da
bir aksilik olmasın diye biraz fazladan geniş yaptım. Rahat koyabilmek için. Evet. Alttaki beton iyice kuruyacak. Ondan sonra altlara vidalama yapacağız. Dübel takacağız. 4 tane. O zamana kadar şu kadar kaldırdığımız yetiyor. Tekerleri kaldırsın yetiyor. Evet. Sonunda liftin yerini de ayarladık. Bayağı yol kat ettik. Bu ara soba da tamam soba. Yağdığı zaman falan yakarız işte. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.